Bölüm 21. Kudüs'e yolculuk. Onlardan ayrılınca denize açılıp doğru İstanköy'e gittik. Ertesi gün Rodos'a, oradan da Patara'ya geçtik. Fenike'ye gidecek bir gemi bulup ona bindik ve denize açıldık. Kıbrıs'ı görünce güneyinden geçerek Suriye'ye yöneldik. Ve Sur kentinde karaya çıktık. Gemi yükünü orada boşaltacaktı. Oradaki öğrencileri arayıp bulduk ve yanlarında bir hafta kaldık. Öğrenciler ruhun yönlendirmesiyle Paulus'u Kudüs'e gitmemesi için uyardılar. Günümüz dolunca kentten ayrılıp yolumuza devam ettik. İmanlıların hepsi eşleri ve çocuklarıyla birlikte bizi kentin dışına kadar geçirdiler. Deniz kıyısında diz çöküp dua ettik. Birbirlerimizle vedalaştıktan sonra biz gemiye bindik, onlar da evlerine döndüler. Sur'dan deniz yolculuğumuza devam ederek Batlamya kentine geldik. Oradaki kardeşleri ziyaret edip bir gün yanlarında kaldık. Ertesi gün ayrılıp Sezarya'ya geldik. Yedilerden biri olan müjde yayıcısı Filipus'un evine giderek onun yanında kaldık. Bu adamın peygamberlik eden evlenmemiş 4 kızı vardı. Oraya varışımızdan birkaç gün sonra Yahudiye'den Agabus adlı bir peygamber geldi. Bu adam bize yaklaşıp Paulus'un kuşağını aldı, bununla kendi ellerini ayaklarını bağlayarak dedi ki: Kutsal Ruh şöyle diyor: Yahudiler bu kuşağın sahibini Kudüs'te böyle bağlayıp diğer uluslara teslim edecekler. Bu sözleri duyunca hem bizler hem de oralılar Kudüs'e gitmemesi için Paulus'a yalvardık. Bunun üzerine Paulus şöyle karşılık verdi: Ne yapıyorsunuz? Ne diye ağlayıp yüreğimi sızlatıyorsunuz? Ben Rab İsa'nın adı uğruna Kudüs'te yalnız bağlanmaya değil, ölmeye de hazırım. Paulus'u ikna edemeyince, Rabb'in istediği olsun diyerek sustuk. Bir süre sonra hazırlığımızı yapıp Kudüs'e doğru yola çıktık. Sezarya'daki öğrencilerden bazıları da bizimle birlikte geldiler. Bizi evinde kalacağımız adama, eski öğrencilerden Kıbrıslı Minason'a götürdüler. Paulus Kudüs'te. Kudüs'e vardığımız zaman kardeşler bizi sevinçle karşıladılar. Ertesi gün Paulus'la birlikte Yakup'u görmeye gittik. İhtiyarların hepsi de orada toplanmıştı. Onların hal hatırını soran Paulus, hizmeti sonucunda Tanrı'nın diğer uluslar arasında yapmış olduğu işleri teker teker anlattı. Bunları işitince Tanrı'yı yücelttiler, Paulus'a, Görüyorsun kardeş, Yahudiler arasında binlerce imanlı var. Hepsi de kutsal yasayı savunmakta gayretlidir, dediler. Ne var ki duyduklarına göre sen diğer uluslar arasında yaşayan bütün Yahudilere çocuklarını sünnet etmemelerini, törelerimize uymamalarını söylüyor, Musa'nın yasasına sırt çevirmelerini gerektiğini öğretiyormuşsun. Şimdi ne yapmalı? Senin buraya geldiğini mutlaka duyacaklar. Bunun için sana dediğimizi yap. Aramızda adak adamış 4 kişi var. Bunları yanına al. Kendileriyle birlikte arınma törenine katıl. Başlarını tıraş edebilmeleri için kurban masraflarını sen öde. Böylelikle herkes seninle ilgili duyduklarının asılsız olduğunu, senin de kutsal yasaya uygun olarak yaşadığını anlasın. Diğer uluslardan olan imanlılara gelince, biz onlara putlara sunulan kurbanların etinden, kandan, boğularak öldürülen hayvanlardan ve cinsel ahlaksızlıktan sakınmalarını öngören kararımızı yazmıştık. Bunun üzerine Paulus o 4 kişiyi yanına aldı. Ertesi gün onlarla birlikte arınma törenine katıldı. Sonra tapınağa girerek arınma günlerinin ne zaman tamamlanacağını, her biri için ne zaman kurban sunulacağını bildirdi. Paulus tutuklanıyor. 7 günlük süre bitmek üzereydi. Asya ilinden bazı Yahudiler Paulus'u tapınakta görünce
tüm kalabalığı kışkırtarak onu yakaladılar. Ey İsrailliler, yardım edin! Diye bağırdılar. Her yerde, herkese, halkımıza, kutsal yasaya ve bu kutsal yere karşı öğretiler yayan adam budur. Üstelik tapınağa bazı Grekleri sokarak bu kutsal yeri kirletti. Bu Yahudiler daha önce kentte Paulus'un yanında görmüş oldukları Efesli Trofimus'un Paulus tarafından tapınağa sokulduğunu sanıyorlardı. Bütün kent ayağa kalkmıştı. Her taraftan koşuşup gelen halk Paulus'u tutup tapınaktan dışarı sürükledi. Arkasından tapınağın kapıları hemen kapatıldı. Onlar Paulus'u öldürmeye çalışırken tüm Kudüs'ün karıştığı haberi Roma taburunun komutanına ulaştı. Komutan hemen yüzbaşılarla askerleri yanına alarak kalabalığın olduğu yere koşup geldi. Komutanla askerleri gören halk Paulus'u dövmeyi bıraktı. O zaman komutan yaklaşıp Paulus'u yakaladı, iki zincirle bağlanması için buyruk verdi. Sonra, "Kimdir bu adam? Ne yaptı?" diye sordu. Kalabalıktakilerin her biri ayrı bir şey bağırıyordu. Kargaşalıktan ötürü kesin bilgi edinemeyen komutan, Paulus'un kaleye götürülmesini buyurdu. Paulus merdivenlere geldiğinde kalabalık öylesine azmıştı ki askerler onu taşımak zorunda kaldılar. Kalabalık, "Öldürün onu!" diye bağırarak onları izliyordu. Paulus kendini savunuyor. Kaleden içeri girmek üzereyken Paulus komutana, "Sana bir şey söyleyebilir miyim?" dedi. Komutan, "Grekçe biliyor musun?" dedi. "Sen bundan bir süre önce bir ayaklanma başlatıp 4000 tetikçiyi çöle götüren Mısırlı değil misin?" Paulus, "Ben Kilikya'dan Tarsuslu bir Yahudi, hiç de önemsiz olmayan bir kentin vatandaşıyım," dedi. "Rica ederim, halka birkaç söz söylememe izin ver." Komutanın izin vermesi üzerine Paulus merdivende dikilip eliyle halka bir işaret yaptı. Derin bir sessizlik olunca Arami dilinde konuşmaya başladı.